Beşinci dersimizde ergonomi konusunu ele alacağız. Evet, ergonomi şöyle bir baktığımızda arkadaşlar, bu işin tüm alanlarıyla ne yapıyor? İlgileniyor. Şöyle yine ifade edebiliriz. Eğer bir iş yerinde arkadaşlar ergonomik kriterlere uyulmuyorsa, o iş yerinde iş sağlığı güvenliğinden ne yapılamaz, bahsedilemez diyebiliriz hemen hemen arkadaşlar. Mesela bugün sizlere şeyi anlattık, söyleyeyim. Fiziksel risk etmenlerinden bahsettik. Mesela ergonomi ilgi alanı içerisinde arkadaşlar, yani ergonominin ilgi alanı içerisinde, evet, fiziksel risk etmenleri de yine nedir? Ergonominin ilgi alanı içerisinde yer alır diyoruz. Şöyle bir ergonomi slaytımı açayım, sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Evet. Peki, ergonomi diğer adı iş bilim olarak da ne yapılıyor? Tanımlanıyor. Yine şöyle söyleyelim, hani bu işin şöyle tarihsel sürecine baktığımızda, çalışma yaşamı ile çalışan sağlığı arasındaki ilişki tarihte birçok bilim adamı tarafından ne yapılmış, araştırılmış ve eserlerinde bu kişiler ergonominin temel ilkelerini ne yapmışlardır, vurgulamışlardır. Ve yine bize şöyle bir soru gelse tarihsel süreci ile ilgili, ergonomi alanında ilk ilkeler kimin tarafından ortaya konmuştur şeklinde bir durum, bir soru olsa arkadaşlar, ona vereceğimiz cevap da Ramazzini. Hani şu meşhur hastaya mesleğini sor ilkesini getiren kişi arkadaşlar. Evet, ergonomi alanında ilk şeyler, ilkeler Ramazzini tarafından ne yapılmış, ortaya konmuştur diyoruz. Hala yine Ramazzini tarafından konulan bu ilkeler hala ne yapılmaktadır, kullanılmaktadır diyoruz arkadaşlar. Ergonomi etimolojisine baktığımızda Yunanca bir kelime. Yunanca'da ergon iş, nomos'ta nomos'ta kurallar anlamına geliyor arkadaşlar. Yani iş hayatının, iş yaşamının kuralları şeklinde bir tanımlama ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Peki, ergonomi ile ilgili birkaç tane tanım vereceğim sizlere. Ergonomi nedir diye baktığımızda arkadaşlar. Tabii yaşamın insana uygun hale getirilmesi arkadaşlar. Şimdi buradan da şunu anlıyoruz. Yani ergonomik düzenlemeler tabii ki sadece çalışma hayatıyla ilgili değil, tüm hayatımız için ne yapıyor? Düzenlemeler getiriyor, ilkeler getiriyor. İşte buradan yola çıkarak arkadaşlar, ergonomi insanı anatomik, antropometrik, fizyolojik ve psikolojik ve sosyolojik açıdan inceleyen ve katlanabileceği sınırları tespit eden. Bu çok önemli. Yani bugün iş yaşamında getirilmiş olan tüm düzenlemeler arkadaşlar, bu kriterler, yani insanın katlanacağı sınırlar üzerinden ne yapılıyor? Belirliyor diyor. İşte ergonomi öncelikli olarak insanın katlanabileceği sınırları tespit ediyor. Sonrasında da arkadaşlar, işin insana, insanın işe uyumunu araştıran disiplinler arası bir bilim dalıdır diyoruz ergonomi için. İlk tanımımız bu. Ve şöyle söylüyoruz, birçok bilim dalı ergonomik çalışmalara ne yapıyor? Katkı sağlıyor. Bunlar nelerdir diye baktığımızda, evet, biyoloji, fizik, psikoloji, enformasyon bilimleri, istatistik, işletme yöntemleri, tasarım, yönetim, sosyoloji, mühendislik sistemleri ve tıp, ergonomi bilimine katkı sağlayan bilimler olarak ne yapıyor? Yer alıyor. Yine diğer bir tanımımız ergonomi ile ilgili. Evet, iş yükü ve çalışma gücünün en iyi şekilde dengelenip hem çalışanın sağlığını koruyan hem de üretimin artmasını sağlayan insan makine çevre sisteminin başarılması için biyolojik bilginin anatomi, fizyoloji ve deneysel psikoloji alanlarında uygulanmasına ergonomi denir diyoruz. Ve buradan, evet, ergonominin temel amaçlarından bir tanesi insan sağlığını ne yapmak? Korumak arkadaşlar. En temel amacı budur ergonominin. Ama bize şöyle bir soru gelse, ergonominin amaçları içerisinde aşağıdakilerden hangileri yer alır şeklinde bir soru gelse, onun içerisinde, şıkların içerisinde arkadaşlar, verimi artırmak, ürün kalitesini artırmak, üretim miktarını artırmak şıkları da varsa, onlar da nedir? Doğrudur. Ergonomi aynı zamanda
Bunlara da ne yapıyor? Katkı sağlıyor. Verimin artmasına, iş veriminin artmasına, ürünün kalitesinin artmasına ve üretim miktarının artmasına da katkı ne yapıyor? Sağlıyor diyoruz arkadaşlar. Yine şöyle bir baktığımızda ergonominin bir tanımı olarak arkadaşlar, çalışan ile kullandığı makine ve ortam arasında en iyi uyumu sağlayarak minimum çaba, minimum zamanda maksimum verimi elde etme yollarını ortaya koyan bir bilim dalı olarak da ne yapıyoruz? Tanımlayabiliyoruz. Mesela ergonominin yine ilgi alanları içerisinde şu da var arkadaşlar. Az önce ne dedik? Fiziksel risk etmenleri ergonominin ilgi alanı içerisinde dedik. Bir diğer ilgi alanı da şu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi insan ve makine. Bunların arasında ne var? Bir ilişki var. Yani insan makineden aldığı bir takım sinyalleri, uyarıları ne yapıyor? Algılıyor, yorumluyor, bir karar veriyor ve verdiği kararı da yine makineler üzerinde bulunan bir takım kumanda düğmeleri vasıtasıyla makineye iletiyor. İşte bu sistemin çok iyi bir şekilde ne yapılması, kurulması gerekiyor. İşte ergonomi bununla da yine ne yapıyor? İlgileniyor diyebiliriz arkadaşlar. Yine son tanımımız şu olsun. Ergonomi, üretken, güvenli, rahat ve etkili insan kullanımı için insanın davranış, yetenek, sınır ve diğer özellikleri hakkında bilgileri ortaya çıkarır ve bu bilgileri araç, makine, sistem, iş, çevre tasarımında ne yapar? Kullanır diyoruz. Ergonominin en son vereceğimiz tanımı da bu şekilde ne yapsın olsun arkadaşlar. İki faktör var. Bir, diyoruz ki işin insana uygun olması gerekiyor. İkinci faktör de insanın da işe uygun olması gerekiyor arkadaşlar. Ergonomi ikisiyle de yine ne yapıyor? İlgileniyor. İşin insana uyumu noktasında arkadaşlar. Evet, çalışılan yerin üretim araçlarının düzenlenmesi var bu konu başlığı altında. İşte az önce bahsettiğimiz çalışma alanı, makineler, göstergeler, kontroller, bunların dizaynıyla ergonomi ilgileniyor işin insana uyumu noktasında. Evet, iş çevresinin analizi ve düzenlenmesiyle de ilgileniyor. İşte gürültü, aydınlatma, titreşim, termal konfor şartları gibi. Ve yine üçüncü ilgilendiği alan işin insana uyumunda işin kapsamı çalışma ve dinlenme zamanlarıyla da ilgileniyor. Şöyle söyleyelim size arkadaşlar. Dinlenme aralarının nasıl düzenlenmesi gerektiği bile ergonominin ilgi alanı içerisinde arkadaşlar. Yani dinlenme aralarını nasıl düzenleyeceksiniz ki daha iyi bir dinlenme değeriyle kişi tekrar ne yapabilsin? İşine dönebilsin. Mesela ergonomik alanda bu alanda çalışan insanlar var. Mesela bunlardan biri Lehman. Lehman şunu diyor. Diyor ki bir molada diyor dinlenme değeri başlangıçta en yüksektir diyor. Mola süresi uzadıkça dinlenme değeri ne yapacaktır? Düşecektir diyor arkadaşlar. İşte onun için diyor ki Lehman bir uzun mola yerine kısa molaların kullanılması daha iyi dinlenme değeri sağlar diyor. İşte bu da yine ergonominin o dinlenme aralarının nasıl düzenlenmesi gerektiği konusu da yine ergonominin ilgi alanı içerisinde ne yapıyor? Yer alıyor. Yine insanın işe uyumu. Tabii burada da dikkat edilmesi gerekiyor. Yani sadece işin insana değil, insanın da işe uyumunun sağlanması gerekiyor. Tabii öncelikli olarak o işe uygun kişinin belirlenmesinde ne yapılması? Yaş, cinsiyet, bedensel ve zihinsel özelliklerin dikkate alınması gerekiyor. Ve yine işin devamı süresince de arkadaşlar bu kişinin eğitimlerle işe daha iyi bir şekilde alıştırmasının ne yapılması, sağlanması gerekir diyor arkadaşlar ergonomi. Peki oturulan sandalyenin yüksekliği, oturulan sandalyenin rahat olması için yüksekliği ne olmalıdır? Veya çalışılan yerin sıcaklığı ve nemi ne olmalıdır ki çalışan rahat ve verimli çalışabilsin? Veya yorgunluğun en az düzeye indirilebilmesi için dinlenme araları nasıl düzenlenmelidir sorularının cevabını arkadaşlar biz ergonomi içerisinde ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz diyoruz arkadaşlar. Evet, yine şöyle bir husus var arkadaşlar. Ondan da kısaca bahsedeyim. Sizler de duyuyorsunuz yine. Mesela bizim alanımızda ne demiştik? Mesela kişisel koruyucu donanımların, çalışanlara verilecek kişisel koruyucu donanımları ne dedik? Mutlaka
CE belgesi olması gerekiyordur. Hatta ve hatta CE belgesi olmayan bir ürün verdiğinizde vermemişle aynı değerde, verilmemişle aynı değerde kabul ediliyor. Makinalarda da aynı şey var. Keşke hani bütün makineler için bu zorunluluk ne yapsa olsa. Yani bazı üretimde kullandığımız makinalarda da CE işaretinin, CE belgesinin olma zorunluluğu var. Evet, diyoruz ki bir üründe CE işareti varsa arkadaşlar, o bize şunu garanti ediyor. O ürünü daha tasarım ve proje aşamasında risk değerlendirmesi çalışmaları yapılarak ürün üzerindeki çalışan için risk oluşturabilecek hususların giderildiğini ve aynı zamanda o ürün tasarlanırken ergonomik kriterlere riayet edildiği anlamına ne yapıyor? Geliyor arkadaşlar. CE işaretinin bulunması ergonomik kriterlerin o üründe dikkate alındığını da bize ne yapıyor? İfade ediyor diyoruz arkadaşlar. Keşke dediğimiz gibi hepsi için bu zorunluluk ne yapsa olsa diyoruz arkadaşlar. Peki ergonominin hedefleri nelerdir diye baktığımızda arkadaşlar, dört tane temel ana hedefimiz var. İnsancıllık ve ekonomiklik. Yani işin insana uygun bir iş olması arkadaşlar. İnsani yönlerden de. Yani işte ergonomi şunu istemiyor. Uzun süreli çalıştırmalar. Ve işte hafta tatili, yıllık izinler kullanılmadan çalışmaya devam edilmesi gibi durumlar. Şöyle tanımlamış, amaçlar göz önünde bulundurularak insana ait özelliklerin, bilgilerin, yeteneklerin ve becerilerin bilinmesi, bunlara ait alt ve üst sınırların belirlenmesi, insana yaraşır bir iş düzenlemesinin en önemli değerlendirme ölçütleridir diyoruz arkadaşlar. İşte ergonomi hedef olarak bunu almış. İnsancıl ve ekonomik olması gerekir diyor işin. Yine ergonominin diğer bir hedefi arkadaşlar, az önce de bahsettiğimiz gibi sağlığın korunması. Yani geniş anlamıyla çalışma koşullarından ileri gelebilecek hastalıkların önlenmesi ve azaltılması yine ergonominin ilgi alanları, hedefleri içerisinde ne yapıyor? Yer alıyor. İşin sosyal uygunluğu. Bakın, işin sosyal açıdan da uygun olması gerekiyor. Evet, insan yaşamını toplumsal normlar içinde sürdürebileceği bir ortamın sağlanması, bireyler arası ilişkilerin özendirilmesi anlamını ne yapar taşır diyoruz. Ergonomi bu konuyla da ilgileniyor. Mesela şöyle söyleyeyim size. Vardiyalı çalışma. Bizim kanunlarımızda işte vardiyalı çalışma yapıldığında, işte mesela bir kişi gece vardiyasında bir hafta çalıştırıldıysa, ertesi vardiya ne yapılması? Gündüz vardiyasına alınması gerekiyor. İşveren bunu 2 haftada bir yapabiliyor. Öyle bir inisiyatif tanımlıyor. Ama bizim ülkemizde arkadaşlar şöyle bir çalışma şekli var. Tek vardiya çalışılıyor ve her gün işte akşam 9'da sabah 5 arasında çalışılıyor. Böyle çalışan iş yerleri var. Neden? Niye böyle bir çalışmayı tercih ediyorlar? İşte maliyetleri içerisinde elektrik enerjisi maliyeti çok yüksek. O nedenle elektrik enerjisinin daha ucuz olduğu o saatlerde çalışmayı ne yapıyorlar? Tercih ediyorlar. İşte buradan baktığımızda arkadaşlar, düşünün bir insan senenin 300 günü çalışıyorsa 300 gün ne yapıyor? Gece çalışıyor. İşte hayat tamamen bir tersine dönüş söz konusu. Aile ilişkileri veya işte sosyal çevredeki toplumsal ne diyelim hareketlere katılım noktasında, işte bir yakınının düğünü nişanı olsa katılamıyor. Çünkü o saatlerde yapılıyor. Eve geliyor, çocukların uyanık olduğu zaman da onun uyuması gerekiyor. Çünkü akşam işe hazırlanması gerekiyor. Tamamen ters bir döngü arkadaşlar. Mesela böyle bir çalışmada işin sosyal uygunluğundan bahsedebilir miyiz? Hayır. Ama maalesef ki maalesef ben bunların çok şikayetinin olduğu bir bölgede çalıştım arkadaşlar. Birkaç inceleme yaptık ama yasal olarak da bu böyle bir çalışmaya engel getiremiyorsunuz eğer tek vardiya çalışma yapılıyorsa. Birden fazla vardiyalı çalışma varsa az önce dediğim kurallar geçerli ama bu noktada böyle bir durum söz konusu. Yine teknik ekonomiklik. İnsan makine sisteminin fonksiyonel açıdan doğru biçimde düzenlenmesi, bu tür sistemlerin performansının sürekliliğinin sağlanması ve insanların sistem içinde ekonomik açıdan en doğru biçimde görevlendirilmesi anlamını taşır. Şimdi burada da dediğimiz gibi insan makine arasındaki ilişkiden bahsettik. Bu ilişki sadece tabii ki
işte orada göstergelerden bir takım sinyallerin alıp kararların verilip makineye uygulanması noktasında değil. Yine insan makine ilişkisi içerisinde arkadaşlar, işte o makineyi kullanırken değişik ne yapıyorsunuz? Hareketler yapıyorsunuz o makineyi kullanırken. İşte bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela temel bir kuralımız var arkadaşlar bizim ergonomide. Bir iş yapılırken vücut doğal pozisyondan ne yapmaması? Mümkün olduğunca sapmaması gerekiyor. Bunu gözlemleyeceğiz iş yerlerinde. Yani evet, bir makineden insana yansıyabilecek riskleri kontrol ederken aynı zamanda o kişi bu işi yaparken vücut hareketlerinin uygun olup olmadığına da bakacağız. İşte mesela eğer bir işlemin yapımı sırasında sürekli olarak işçinin eğilip kalkması gibi bir durum söz konusuysa bizim o noktada hemen ne yapmamız? Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Kuralımız şu: İş yapılırken doğal hareketlerden ne yapılacak? Mümkün doğal, yani vücudun doğal duruşundan sapma olmayacak diyoruz arkadaşlar. O sonrası işte bir takım kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının oluşmasına ne yapabilir? Neden olabilir veya gereksiz yorgunluklara ne yapabilir? Neden olabilir diyoruz arkadaşlar. O zaman diyoruz ki bir çalışma sisteminin ergonomik olabilmesi için, bu çalışma sistemi evet ergonomiktir diyebilmemiz için şu şartları sırasıyla ne yapması sağlaması gerekiyor. Sıralı olarak. İlk önceliğimiz şu: yapılabilir olması. Yani işin biyolojik yetenek sınırları içerisinde olması. İki, katlanılabilirlik. İşin sürdürülebilir iş başarımı ve performans sınırları içerisinde olması. Üç, kabul edilebilirlik. Yani işin az önce bahsettiğimiz sosyal sınırlar içerisinde olması. Dördüncü aradığımız şart, hoşlanılabilirlik. Yani işin psikolojik beklentilere uygun olması. Yine son şartımızda arkadaşlar, kendini gerçekleştirebilirlik. Bireysel olarak tüm yeteneklerin ne yapılması? Tatmin edilmesi. Bunlar baktığınız zaman arkadaşlar, hani bugün psikososyal risk etmenleri dersinde de bahsettik. İşte çalışma ortamında ergonomik kriterlerin sağlanmaması aynı zamanda psikososyal risk etmenlerine de ne yapabiliyor? Neden olabiliyor ergonomik risklerin yanında. Evet, bir çalışma sisteminin ergonomik olmasının şartları arkadaşlar bu şekilde sıralı olarak ne yapılmış? Tanımlanmış. Peki ergonomik düzenlemelerin amaçları nelerdir diye baktığımızda arkadaşlar, evet, kaza ve hastalık hızlarını azaltmak. İki, işleri kolaylaştırarak, daha rahat hale getirerek verimliliği artırmak. Üç, ürün kalitesini artırmak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer kişi yorgunluk oluşuyorsa yaptığı işle ilgili olarak arkadaşlar, ekstradan bir yorgunluk ortaya çıkıyorsa, mesela yorgunluğun sonuçları nasıl ortaya çıkar? Evet, kişinin üretim hızında düşme meydana gelir. Hatalı ürün sayısında ne yapar? Artış meydana gelir arkadaşlar. Ve tabii ki yine aynı zamanda iş kazalarına da ne yapabilir? Neden olabilir diyoruz. Yani verimli kullandığınızda ürünün kalitesi de, iş çalışanın verimli bir şekilde çalıştırılması ürünün kalitesini de etkileyecektir. Evet, işe devamsızlığı azaltacaktır. Absenteizm diyoruz. Yani herhangi bir gerekçe olmadan nedir? İşe gelmemek veya geç gelmek. Bunu azaltacaktır. Çünkü insanlar İşle ilgili problemler yaşıyorlarsa bu problemlerden kaçmak için arkadaşlar bazen işe geç gitmek veya işe gitmemek şeklinde bir ne yapabilir? Durumu ortaya koyabilir diyoruz. Veya diğer bir durum, iş değişimini azaltmak. Evet, bu da oldukça önemli bir nokta arkadaşlar. Bizim çalışmalarımız açısından da önemli bir nokta. İş değişiminden kastımız şu: bir işçi iş yerine giriyor ve belli bir süre çalışıyor, çıkıyor, yeni bir işçi. Biraz çalışıyor, işten çıkıyor, yeni bir işçi. Bu da bizim iş yerinde iş sağlığı güvenliği ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalara da sekte vuruyor arkadaşlar. Neden? İşte bir işçi alıyorsunuz, iş yeri hekimi sağlık gözetimlerini gerçekleştiriyor. İşte eğitimler veriyorsunuz, tam faydalanacaksınız. İşçi ne yapıyor? İşten çıkıyor. Sonra yeni bir işçi. Uzman ve hekim, diğer sağlık personelinin tek işi var, yeni gelen işçilere bu işleri yapmak. Başka bir çalışma alanı ne yapmıyor? Kalmıyor vakit olarak. Tabii eğer arkadaşlar siz iş yerinizde ergonomik kriterleri sağlamadıysanız iş değişimi ne yapacaktır?
fazla olacaktır diyoruz. Ergonomik iş yerlerinde, ergonomik kriterlerin önünde bulundurduğu iş yerlerinde bazen insanlar ücretle iş arasında tercih yapar arkadaşlar. Yani daha az kazansa bile ya bu iş rahat diyerek, güvenli diyerek ne yapabilir? O işte çalışmaya devam edebilir diyoruz. Evet, çalışanların tazminat ve diğer sağlık harcamaları azalacak. Söyledik, dedik ki bir iş kazası veya bir meslek hastalığı yaşandığında bunun işverene nedir? Bir tazminat boyutu var. Çünkü kaza geçiren veya meslek hastalığına yakalanan kişinin kendisi veya ölüm halinde geride kalanları işverenden ne yapıyorlardı? Borçlar kanununa göre bir tazminat talep ediyordu. Bunlarla karşılaşmayacaksınız. Yine çalışanın rahat ve güvenliği artacak. Çalışanın yorgunluğu azalacak ve böyle bir iş yerinde çalıştığı dolayısıyla da ne yapacaktır? Çalışanın morali yükselecektir diyoruz arkadaşlar. Peki, ergonominin ilgi alanları nelerdir diye baktığımızda arkadaşlar, evet, birincisi algısal, bilişsel ergonomi. Az önce bahsettiğimiz hususlarla ilgileniyor. Yani algılama, bellek, mantık yürütme ve motor cevap verme gibi mental süreçlerle ilgileniyor. En büyük uygulama alanı gösterge tasarımı ve kontrollerin, yani makinelerin üzerinde makineyi kumanda etmekte kullanılan ekipmanların tasarımı ne yapıyor? Yer alıyor bu alanın içerisinde. Hatta ve hatta arkadaşlar bu alan, yani algısal bilişsel ergonomi, insan hata ihtimalini en aza indiren ve aynı zamanda performansını güçlendiren yazılım programları da bu alanın içerisinde ne yapılıyor? Değerlendiriliyor. Mesela bazı makinalarda arkadaşlar bu tür yazılımlarla, evet, çalışan makinede bir takım ayarlar yapıp start düğmesine bassa bile makine ne yapmıyor? Çalışmıyor. Diyor ki yanlış bir ayarlama var. Eğer böyle bir ayarla siz bu makineyi çalıştırdığınızda bir olumsuz durum ne yapabilir? Meydana gelebilir mantığıyla arkadaşlar. O çalışmaya ne yapmıyor? İzin vermiyor. İşte o yazılımsal çalışmalarda arkadaşlar algısal, bilişsel ergonominin ilgi alanı içerisinde ne yapıyor? Yer alıyor diyoruz arkadaşlar. İkinci alan, ergonomi alanı arkadaşlar, antropometri. Ve şöyle söyleyelim, hani ergonomi dediğimizde ilk aklımıza gelen hususlardan bir tanesi nedir? Antropometridir arkadaşlar. Evet, burada da diyoruz ki iş yeri ve işin gerekleri açısından vücut boyutlarının ölçümü ve istatistiksel özellikleriyle ne yapılır? İlgilenir diyoruz arkadaşlar. Antropometri. Evet, her türlü araç gereç kullanıcılarının yaş ve cinsiyetlere göre değişiklik gösteren boyut farklılıklarını gözeterek insan çevre için ara kesit tasarımını yapmak için ne yapıyoruz? Antropometri biliminden faydalanıyoruz arkadaşlar. Evet, insanların vücut ölçüleri ne yapıyor arkadaşlar? Birçok noktaya göre değişiklik gösterebiliyor. Bir sınavda soru olarak geldi. Antropometrik ölçüler neye göre değişkenlik gösterir diyor. Evet, antropometrik ölçüler arkadaşlar ulus, bölge, yaş, cinsiyet, beslenme, sağlık, spor ve hatta sosyal statü gibi faktörlere göre ne yapıyor? Değişiklik gösteriyor diyoruz arkadaşlar. Evet, siz eğer antropometrik verileri dikkate almazsanız şöyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Evet, Amerika'da bir makine tasarlıyorsunuz ve bu tasarımı arkadaşlar erkek nüfusun %90'ına uygun şekilde tasarlıyorsunuz. Onların ölçülerine göre bir makine tasarlıyorsunuz. Evet, burada nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Şöyle söylersek, evet, bu alet %90 oranında Alman'a, %80 Fransız'a, %65 İtalyan'a, %45 Japon'a, %25 Taylandlı'ya, %10 da Vietnamlı'ya uygun bir alet olarak ne yapar? Karşımıza çıkar diyoruz arkadaşlar. O yüzden tasarımlarda antropometrik ölçülerin ne yapılması, alınması çok çok önemli diyoruz. Bunlardan faydalanılması çok çok önemlidir diyoruz arkadaşlar. Ve antropometrik veri tiplerini 3 başlık altında ele alıyoruz. Statik, yapısal antropometrik veriler, dinamik, fonksiyonel antropometrik veriler, bir de üçüncü olarak da arkadaşlar kuvvetsel antropometrik veriler olmak üzere. Bu statik, yapısal antropometrik veriler arkadaşlar, bireyin statik, sabit pozisyonlarda vücut boyutlarının ölçülmesiyle ne yapılır? Elde edilir diyoruz.
İşte bu ölçümler belirli bir anatomik yapıdan diğerine veya uzayda sabit bir noktaya göre ne yapılır? Yapılır. Mesela uzayda sabit bir noktaya göre eklemlerin yerden yüksekliğinin ölçülmesi gibi. Veya işte bileğinizle dirseğiniz arasındaki mesafe gibi arkadaşlar. Belli bir anatomik yapıdan belli bir anatomik yapıya olmak üzere. Bu ölçümler alınıyor arkadaşlar. Ve şöyle söyleyebiliriz. İnsanın mesela statik boyutlar olarak arkadaşlar 140'a yakın ölçü ne yapılabiliyor? Alınabiliyor insandan statik veri olarak. Ve biz statik antropometri kapsamında elde ettiğimiz ölçümlerle arkadaşlar ne yapıyoruz? Özellikle geçitler, oturma yeri, okul sırası, masa, sandalye, gaz maskesi, elbise gibi durağan halde kullanılan araç gereçlerin boyutlarının belirlenmesinde statik antropometrik verilerden faydalanıyoruz. Bir de ne var? Dinamik yani fonksiyonel antropometrik veriler. Evet, hareket halindeki ortamlardaki ölçüler için dinamik antropometrik yöntemlerden ne yapılır? Faydalanılır diyoruz. Ve yine şöyle bir baktığımızda insanlar endüstri ve iş düzeni içerisinde nedir? Sürekli hareket halindedir diyoruz. Evet, dinamik antropometrik veriler de arkadaşlar sabit bir referans noktasına göre vücudun bir bölümünün hareketini tanımlayan verilerdir. İşte mesela nedir? Ayakta durarken ileri doğru elinizde uzanabileceğiniz mesafenin verisi dinamik fonksiyonel antropometrik veri olarak ne yapılır? Tanımlanır diyoruz. Evet, insanların çalışma düzeninde çeşitli yönlere uzanması, eğilmesi, dönmesi görevlerini yerine getirmek üzere kol, bacak ve gövdesini değişik boyutlarda devamlı hareket ettirmesi nedeniyle arkadaşlar çeşitli dinamik boyutlarının ölçülmesine nedir? Gerek vardır diyoruz arkadaşlar. İşte mesela bir otomobilin şoför mahalliyle ilgili bir tasarım gerçekleştirecekseniz o zaman ne yapmanız gerekiyor? Dinamik, fonksiyonel antropometrik verilerden de faydalanmanız gerekiyor diyoruz. Bir de kuvvetsel antropometrik veriler var arkadaşlar. Bu veriler insan vücudu üzerindeki yüklerin mekanik analizini yapmada kullanılıyor. Vücut uzunluğu ve kütlesi bilinen, birbirine bağlı bölümlerden oluşmuş bir bütün olarak kabul edilir ve bu insanın çalışma hayatı içerisinde kullanacağı uygun pozisyonların tanımlanabilmesi için arkadaşlar komşu eklemlerin uygun açı dizilerinin bulunması kuvvetsel antropometrik verilerle ne yapılıyor? Elde ediliyor. Mesela en basit örnek. İşte bilgisayar kullanırken ne yapıyoruz? Bir mouse kullanıyoruz. Mesela işte bunun mouse kullanırken elle bilek arasında ne kadar bir açı olması gerekiyor ki herhangi bir sağlık bozulmasına ne yapmasın, neden olmasın. Bunun gibi. Mesela burada arkadaşlar hani bu ölçüyü vereyim. Mouse kullanırken elinizle bileğiniz arasında bir 180 derecelik ne yapılması? Açının olması gerekiyor. Eğer bu kurala uymazsanız yani şöyle bir kolunuz yukarıda, dirseğiniz yukarıda bir şekilde bir mouse kullanımını gerçekleştirmeniz en bilindik o hastalık yani karpal tünel sendromu gibi bir rahatsızlığın ortaya çıkmasına ne yapabilir? Neden olabilir diyoruz. Evet, kuvvetsel antropometrik verilerde de arkadaşlar biz bir iş yapılırken komşu eklemlerin uygun açı dizilerini ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Mesela yine bir örnek verelim. İşte bir laboratuvarda günlük işi mikroskopla çalışmak olan bir kişinin mesela boynunun 30 dereceden fazla eğik bir vaziyette işte mesela günde 2 saatten fazla çalışması arkadaşlar yine bir kas iskelet sistemi rahatsızlığına ne yapabilir? Yol açabilir diyoruz arkadaşlar. Peki diğer bir alanımız arkadaşlar az önce de söyledik. Şunu da tamamlayalım. Evet, antropometrik verilerden yararlanılması ise kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve yorgunluk sorunları ne yapabilir? Ortaya çıkabilir diyoruz arkadaşlar. Diğer bir ilgi alanı iş fizyolojisi. Şimdi burada da ergonomi, kassal zorlanma, yüklenme, yorulma, dinlenme konularıyla ilgileniyor. İşte çalışma yöntemlerinin, çalışma tekniklerinin ve çalışma koşullarının insan vücuduna uydurulması konularında
bir başka deyişle de arkadaşlar, çalışanın işini yaparken ne kadar bir enerji harcadığı konularıyla ilgileniyor. Ve yine iş fizyolojisi, işçi kapasitesiyle işin gereklerinin yanlış eşleştirilmesinden kaynaklanan tüm vücut ve lokalize yorgunluğun önlenmesini ne yapıyor? Amaçlıyor diyebiliriz arkadaşlar. İş fizyolojisi de bu konularla ilgileniyor. Bir diğer konu biyomekanik. Biyomekanik de yine ergonominin ilgi çalışma alanları içerisinde yer alıyor. Anatomik yapıların, özellikle kas iskelet sisteminin ortamın fiziksel ögeleri ve koşulları ile etkileşimini esas alıyor. Kassal iş, fiziksel egzersiz ve kullanan kişiyle kullandığı araç ve avadanlığın etkileşimiyle yük ve zorlanma şekil ve düzeyleri biyomekaniğin konuları arasında ne yapıyor? Yer alıyor. İşte çalışanların korunması için baret, maske, eldiven gibi koruyucu donanım üretimine, yine çalışma yaşamında kullandığımız birçok alet ve ekipmanın, işte o alet ve ekipmanı kullanan organa uyumu noktasında arkadaşlar, yine biyomekanik ne yapıyor? Katkı sağlıyor diyoruz arkadaşlar. Peki, bunlar ergonominin çalışma alanları olarak tanımlandıktan sonra arkadaşlar, ergonomik açıdan iş yeri düzenlemede 5 tane başlığımız var. Bir, fizyolojik açıdan iş yeri düzenleme, antropometrik açıdan iş yeri düzenleme, psikolojik açıdan iş yeri düzenleme, enformasyon tekniğine dayalı iş yeri düzenleme ve son olarak da arkadaşlar, güvenlik tekniğine dayalı iş yeri düzenleme olarak ergonomik açıdan iş yeri düzenlemeyi 5 başlık altında ne yapıyoruz? Ele alıyoruz arkadaşlar. Fizyolojik açıdan iş yeri düzenleme dediğimizde arkadaşlar, iş fizyolojisi az önce de bahsettiğimiz gibi iş enerji ilişkisini, iş ve egzersiz sırasında enerji sağlanmasıyla ilgili mekanizmaları inceliyor. İş fizyolojisi işin metabolik gereksinimlerine, kardiyovasküler, pulmoner sistemler ve iskelet kasının tepkilerini ve buna bağlı olarak oluşan yorgunluğun önlenmesini ne yapıyor? İnceliyor arkadaşlar. İş fizyolojisi. Şimdi burada da arkadaşlar, az önce söylediğimiz bir kuralımız vardı. Hareketlerin ne yapması? Doğal olması. Diyoruz ki vücudumuzda bir iş yaparken vücudumuz doğal pozisyondan ne kadar saparsa o kadar fazla enerji harcar ve zarar görürüz diyoruz arkadaşlar. Bu nedenle iş organizasyonlarında çalışanın değişik organlarının pozisyonlarının doğal durumlarından sapmamasına ne yapmalıyız? Özen göstermeliyiz diyoruz. Sadece iş organizasyonlarında değil, işi yaparken kullanılan alet ve cihazların, yine onları kullanan organların doğal durumlarını bozmayacak şekilde ne yapılması? İmal edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi eğer iş etkinliği, görev üzerinde dikkat ve konsantrasyonun optimum olduğu dönemin ötesine geçerse ne yapar? Çalışanın performansı düşer diyoruz arkadaşlar. Bu da kendisini az önce bahsettiğimiz gibi ya çıktı ya da üretim hızında düşme, hatalı üretim sayısında artma ve iş kazalarında artış şeklinde ne yapar? Kendisini gösterir diyoruz arkadaşlar. Ergonomik açıdan yorgunluk şöyle tanımlanıyor. Diyor ki iş yükü nedeniyle bir organın, bir kasın veya tüm organizmanın işlevsel yeteneğinin ve performansının azalması olup bu azalma dinlenme ile geri getirebilen bir azalmadır şeklinde ne yapılıyor? Tanımlanıyor. Ergonomik açıdan yorgunluk arkadaşlar. Tabii yorgunluk belirli bir iş ya da işlemi yapan insanın fizyolojik nedenlerle söz konusu işi daha fazla devam ettiremeyeceği bir psikosomatik tükenme noktasına gelmesi şeklinde ne yapar? İfade edilebilir diyoruz. Evet, yorgunluğun nedeni işte laktik asit gibi toksinlerin organizmada birikmesiyle dokulara daha az oksijen gitmesi sonucu ne yapar? Meydana gelir diyoruz arkadaşlar. Peki, yorgunluk türleri de şöyle tanımlanmış ergonomi içerisinde. Denmiş ki statik ve dinamik kas işinden doğan kas yorgunluğu. Fiziksel zorlanmadan doğan tüm organizmanın yorgunluğu, genel bedensel yorgunluk. Görme organının fazla zorlanmasından doğan göz yorgunluğu, beyinsel çalışmadan doğan yorgunluk
mental yorgunluk ve yine psikomotor fonksiyonların tek yönlü zorlanmasından oluşan yorgunluk, sinirsel yorgunluk, beceri yorgunluğu, iş veya işin veya çevrenin tek düzeliğinin verdiği yorgunluk, monotonluk, arka arkaya gelen yorgunluk hallerinin birikmesi, kronik yorgunluk, bir de biyolojik gece gündüz ritminin doğurduğu, uyku isteği doğuran doğal periyodik yorgunluk arkadaşlar. Yorgunluk türlerini bu şekilde ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Yine arkadaşlar yorgunluğu gidermek için dinlenme ya da kendini toplama, uyku dinlenme araları ve eğlenme zamanları ile ne yapılır? Sağlanır diyoruz. Eğer uygun aralar ve dinlenme dönemleri konulursa tazelenmiş optimum etkinlikle çalışanların işe dönmesi ne yapılabilir? Sağlanabilir diyoruz arkadaşlar. Burada da tabii ki bu araları işte normal günlük çalışma sırasında verilen aralar, hafta tatilleri ve yıllık izinler olarak ne yapabiliriz? Bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki bir de diğer bir konu. Yorgunluğun oluşması için arkadaşlar bazen çok iş olması ne yapmıyor? Gerekmiyor. Can sıkıntısı veya monotonluk da arkadaşlar yorgunluğu doğuran özel etmenleri ne yapabiliyor? Oluşturabiliyor. Can sıkıntısı ve monotonluk iş ya da iş ortamının herhangi bir uyarım söz konusu olmadığında ne yapar? Meydana gelir diyoruz. Daha çok vasıfsız çalışan işçilerde, hani tek düze hep aynı işi yapan kişilerde ne yapılabilir? Böyle bir durumla da karşı karşıya kalınabilir diyoruz. Peki en çok hangi durumlarda ortaya çıkar diye baktığımızda can sıkıntısı ve monotonluktan kaynaklanan yorgunluk. Evet, işin ilginçliği kalmazsa, işle ilgili çok az motivasyon varsa, iş operatörün becerisine bağlı değilse arkadaşlar, çalışma hızı çok yavaşsa ve iş ortamı donuksa arkadaşlar, evet çok fazla iş olmasa dahi monotonluk ve can sıkıntısından kaynaklanan yorgunluklar ne yapabilir? Oluşabilir diyoruz arkadaşlar. Peki yorgunluğun insan üzerindeki o olumsuz etkileri nedir diye bakarsak, evet dikkatin azalması, algılama kaybı ve yavaşlama, düşünme zorluğu, verimli olma isteğinde azalma, yine zihinsel ve bedensel çalışmada verim kayıpları şeklinde ne yapacaktır? Kendisini gösterecektir. İşte bu durumlar yine aynı zamanda iş kazalarının meydana gelmesine de ne yapar? Neden olur diyoruz. Birçok kazada bu faktörü görüyorsunuz arkadaşlar. Uzun dinlenme araları vermeden çalışmanın sonucunda yaşanmış birçok kazaya şahitlik etmiş birisiyim. Bunları incelemiş birisiyim arkadaşlar. Böyle bir durumu da ne yapabiliyor? Ortaya çıkarabiliyor. Peki ne dedik? Dinlenme aralarının verilmesi, yani diğer bir ifadeyle molaların verilmesi gerekiyor. İşte molaları da 4 tipte değerlendiriyoruz. Bir, spontan mola. Yani aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen molalar. Ne yapıyor? İşte kazma kürekle çalışırken bir ara işi bırakıp şöyle küreğine, kazmasına yaklaşıp işte şöyle yaptığı işe bakma şeklinde bir ne yapmak? Dinlenmek. Spontan bir mola. Maskelenmiş mola. Evet, yapılan işle ilgisi olmayan ikincil bir işin, daha hafif bir işin ne yapılması? Yapılması. Üçüncüsü iş koşullu molalar. İşte makinenin temizlenmesi, işte çalışma masasının düzenlenmesi veya işte çalışma arkadaşlarına danışmak üzere çalışma alanından ayrılma ve benzerleri arkadaşlar. Hani bankalarda bazen o gişe görevleri çok yoruluyor. En çok hani şey yapanlar onlar oluyor belki. Ne yapıyorlar? Ara ara şefe, müdüre bir şey sormak veya işte kasada biriken parayı ana kasaya aktarmak için ne yapıyorlar? Çalıştığı yerlerden ayrılıp o tarafa geçiyorlar. İşte bu iş koşulu molalar. Peki bir de olması gereken önceden programlanmış molalar. Mola saati, süresi ve şekli belli olan molalara biz ne diyoruz? Önceden programlanmış molalar diyoruz arkadaşlar. Bizim iş kanunumuza göre şöyle bir mola düzenimiz var. 1. 4 saate kadar olan işlerde 15 dakika. 4 saatle 7,5 saate kadar olan işlerde 7,5 saat dahil yarım saat. 7,5 saatin üzerindeki işlerde de arkadaşlar en az 1 saatlik bir molanın ne yapılması? Verilmesi gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Evet,
Bu mola süreleri en az sürelerdir. Yine iş sözleşmeleriyle ne yapılabilir? Artırılabilir diyoruz. Ve yine buradan iş kanunu açısından bilmemiz gereken bir nokta, daha önce zannedersem söyledim ama bir tekrar, ara dinlenmeleri, molalar arkadaşlar, çalışma süresinden ne yapılmaz? Sayılmaz. Yani 7,5 saat çalışıyorsanız, 1 saat ara dinlenmeniz varsa, işe girişinizle çıkışınız arasında 8,5 saatin ne yapması? Geçmesi gerekiyor diyoruz. Evet, yine az önce Lehman'dan bahsettik. Dediğimiz gibi Lehman bu konuda bir çalışma yapmış. Bir moladaki dinlenme değeri başlangıçta en fazladır demiş. Mola zamanının uzamasıyla birlikte bu molanın dinlenme değeri düşer demiş. Onun için de çok sayıda kısa mola bir uzun moladan daha iyi dinlenme değeri ne yapar? Sağlar denmiş arkadaşlar. Evet, yine mola düzenlenmesiyle ilgili kurallar nelerdir diye baktığımızda iş yerindeki molaların düzenlenmesinde arkadaşlar, bir, az önce söylediğimiz molanın ilk bölümünün dinlendirme değeri en büyük olduğu için kısa molalar tercih edilmelidir diyoruz. Bazen arkadaşlar vardiya süresi uzadıkça kısa molaların sıklığı ve süresi artırılmalıdır. Yani normal çalışma süresinin üzerinde bir fazla çalışma yapılıyorsa o dönemde molaların sıklığı ve süresi artırılmalıdır diyoruz. En çok da kazalar bu noktada oluyor. Az önce söylediğim. Yine molaların sıklığı bedensel ve zihinsel çalışmanın ağırlığına bağlı olarak değişir. Bazen çok ağır işlerde arkadaşlar birkaç dakikalık çalışmadan sonra bile bir mola verilmesi ne yapabilir? Gerekebilir diyoruz. Molaların yine arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir nokta. Eğer çalışılan ortam çok sıcak veya gürültülüyse arkadaşlar dinlenme molaları eğer bu ortamın dışında bir yerde geçirilebiliyorsa yine sağlayacağı dinlenme değeri ne yapacaktır? Fazla olacaktır diyoruz arkadaşlar. Pardon, bir yudum su alayım. Molada hani hafif de olsa başka bir yan iş yapılmamalıdır arkadaşlar. Yine kural olarak molada daha hafif bile olsa arkadaşlar ne yapılmaması? Yan bir işin yapılmaması gerekiyor. Burada ne yapar? Mola değeri yine ne yapar? Kaybolur diyoruz arkadaşlar. Evet, fizyolojik açıdan iş yeri düzenleme bu şekilde. Sonrasında antropometrik açıdan iş yeri düzenleme var arkadaşlar. Tabii burada da şimdi ne yapıyorsunuz? Az önce antropometrik verileri elde ettik. İşte bu verilere göre ne yapılması? Tasarımların yapılması gerekiyor. Bu tasarımlar yapılırken arkadaşlar bir uç değerler için tasarımlar gerçekleştirilir. Bir arkadaşlar ortalama değerler için tasarım gerçekleştirilir. Bir de ayarlanabilir aralık için tasarımlar geliştirilir. İşte burada da mesela son zamanlarda bu tasarımlar gerçekleştirilirken arkadaşlar neye dikkat ediliyor? Daha fazlaca ayarlanabilir aralıklar için tasarımlar ne yapılıyor? Ön plana çıkarılıyor. Yani işte eskiden bir otomobil koltuğuna oturduğunuzda tek yönlü bir ayar söz konusuyken mesela şimdiki otomobillerde 4-5 tane konumunu yapabiliyorsunuz, ayarlanabiliyorsunuz. Birçok noktada hani az önce bahsettiğimiz Amerikalı nüfusun %90'ına göre bir tasarım yaptığında Vietnamlı'ya %10 oranında uyan bir alet oluyordu. İşte buralarda ayarlanabilir aralık için tasarımlar yapılarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ne yapılmaya, ulaşılmaya çalışılıyor diyelim arkadaşlar. Tabii yine 3 saatlik bir dersi 1 saatte anlatmak zor ama kalan konuları ben sizlere ne yapacağım? Tamamlayacağım. Notlardan da yine ne yapabilirsiniz? Bakabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Peki, bir ara verelim. Sonrasında günün son dersinde beraber olalım arkadaşlar.